Merhaba arkadaşlar. Bugün mikroçipin ürettiği Emplab programını ve bu Emplab programı üzerinden yazacağımız kodun ne işe yaradığını, nerede kullandığımızı anlatacağız. Evet, şurada gördüğünüz mikroçipin kendi üretimi Emplab IDE V8.92. Şunu açalım arkadaşlar. Evet, açıldı. Gördüğünüz gibi Untitled Workspace ile Output gibi iki sayfamız var önde arkadaşlar. Açıldığında şunu hemen yapalım arkadaşlar. Debugger kısmından Emplab Sim'i seçelim arkadaşlar. Bunu seçmediğimiz sürece program hata verecektir simülasyon için. Şimdi arkadaşlar bir dosya oluşturalım. New File ya da şurayı tıklayarak oluşturabiliriz. Daha çok şöyle bir şey yapayım ben. Önceden oluşturduğum bir program üzerinden işlem yapın. Open diyorum. Şurada da benim kayıt yaptığım programları, kayıt yaptığım dosyalarım var arkadaşlar. İki sayının averajını alayım ben size. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, iki sayının averajını alıyorum burada. Şimdi programı çalıştırayım arkadaşlar. Bakın burada şu an uzantısı ASM, yani assembly dili yazılmış olan programın uzantısı. Buradan quick build yaparsam direkt gösterir. Quick build yapmadan önce şuna dikkat edelim arkadaşlar. Programın nasıl yazıldığını bir dikkat edelim. Programı önce çipimizi tanıtarak yazıyoruz arkadaşlar. List deyip burada çipimizi tanıtıyoruz. Ondan sonra bizim inputlarımız ve onun kullanacaklarımıza memory'de yer veriyoruz arkadaşlar. Memory'de yer kaydediyoruz bunlara. Daha sonradan kodu yazıyoruz. Kodu da inflop got inflop ve end diyerek, yani bu şurada bir sonsuz inflopta bir sonsuz döngü oluşturup end de onu bitirerek dosyamızı bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi assembly diliyle yazdığımız dosyaların uzantısı ASM olur dedik arkadaşlar. Şöyle şunu demek istiyorum arkadaşlar, önemli bir dosya açtığınız zaman onu kesinlikle kaydetmeniz lazım. Mesela list ve işte 16F84A diye yaptığımız arkadaşlar. Bakın şöyle, şunun arasındaki fark, şurada kayıt olduğu için renkli görünüyor, şurada kayıt olmadığı için şöyle görünüyor. Biz burada çalıştırmaya çalışırsak bu programı hiçbir şekilde görmeyecektir bunu. Bunu öncelikle sisteme kaydedilmesi gerekiyor. Bakın buna tıkladığımızda görürken sistemde kayıtlı olduğu için şuna tıkladığımızda kesinlikle görmüyor. Sistemi kaydetmemiz gerekiyor ve bu hale almasını sağlayacağız. Ondan sonra çalıştırmaya çalışacağız. Şöyle nasıl kaydedilir onu da gösterelim. Save as diyelim. Burada kendinize bir kayıt yeri belirleyin. Şurada arkadaşlar bakın dosya uzantıları mevcut. Arkadaşlar bakın assembly diliyle oluşan dosyalarımız, assembly dili uzantısı olan dosyalarımız ASM, AS, INC, S, C diliyle yazabileceğimiz chcpp, hpp, jxx, hxs, basic source file'imiz, scl source, linker, list, map, yani burada file türleri var. Nasıl kaydetmek istiyorsak, mesela ben asm diye kaydetmek istiyorum. Assembly diliyle yazacağım için asm diye kaydedersem arkadaşlar dosyamız kayıtlı olmuş olacak. Şimdi şunu silelim. Kaydetmeye gerek yok şu an için. Şu dosya üzerinden işlem yapacağız zaten arkadaşlar. Evet, programımızı çalıştıralım. Programımız çalışsın. Arkadaşlar bakın burada program çalışıyor. Evet, gördüğünüz gibi programda hata olmadığı için bu iş aksit dedi. Şurada ben bir şey silip hata olunca nasıl bir şey ortaya çıkacak onu göstereyim size. Bakın hata oldu. Build failed dedi arkadaşlar. Hatanın nerede olduğunu şuradan error'dan tıklayıp bakabiliriz. Evet, hata buradaymış. Hatanın olduğuna şimdi şuradan bakabiliriz arkadaşlar. Bakın diyor ki hata şurasıydı. Symbol not previously defined are. Yani arı sen önceden bir yerde tanımlamadın diyor. O zaman arkadaşlar gelip şuradan hatamızı düzeltiriz ya. Şu ar üst tarafta şu memory'de belirtmedim bir şey, ya da şurada memory'de belirttiğim bir şey burada yazarken yanlış yazdım. Hemen düzelttim. Programı bir daha çalıştım arkadaşlar.
Evet, program çalıştı. Şimdi arkadaşlar, yaptığımız programda simülasyonda görmek için iki şey kullanacağız. Bir watch kullanacağız arkadaşlar, bir de special function register kullanacağız. Arkadaşlar, şu an için special function register'ı kullanmamıza pek gerek yok ama ne olduğunu göstereyim arkadaşlar. Bakın, W içinde bayağı önemli bir kısım W register'ımız var. Mesela burada PCL dediğimiz yerde yaptığımız işlemleri sayan bir yer var. Statüsümüz var. Porta port B. Kayıt eden header'larımız var. Ondan sonra intcom'umuz var. Option register'ımız, direct address ve yani bayağı önemli bir kısım. Şöyle burada da boşta da arkadaşlar bakın buradaki variable'larımız var. Şöyle kaydedip onların nasıl değiştiğini görebiliriz. Numanum B R1 R2 R3 şöyle ekleyelim ve header'ları eklemeyelim. W register'ını ekleyecektik. Şöyle W register'ını seçelim. Şöyle bir ekleyelim. Şurada görelim. Evet arkadaşlar, programı şöyle bakın runlayarak da çalıştırabiliriz. Programı kaydettikten sonra, derledikten sonra arkadaşlar çalıştırmaya step step gidebiliriz ya da runlar yavaş yavaş gider, animate hızlı direkt gider bitirir. Step into tek tek otomatik kendi şeyimizi isteğimizle basarak götürebilir. Step over direkt bitirebilir. Yani buradan çalıştıralım. Şimdi F7 ile şu aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Bakın şimdi parça parça işlem yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın her basımda şuradan ilk işlemi numaraya 154'e atalım, nasıl göründü arkadaşlar. Ondan sonra böyle kademe kademe gideyim, direkt sonuca doğru geleyim. Bakın bundan sonra her tıkladığımda infinite üzerinde sonsuz döngü yapıyor arkadaşlar. Ve burada program bitirmiş oluyoruz. Şurada programın 3 aşağı 5 yukarı çalışma mantığını anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde şuradaki komutların ne işe yaradığını, nasıl kullanılacağımızı anlatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere.